Kuzey Irak nasıl şu an Saddam'ı arıyorsa, Libya nasıl şu an Kaddafi'yi arıyorsa, yarın bir gün Tayyip Erdoğan gittiğinde onu mumla arayacağız. Tabii ki de Erdoğan. Tayyip'i neden istemiyorlar? Allah dediği için istemiyorlar. Hiçbir zaman Amerika'ya benzemeyeceğiz, onlar gibi olmayacağız, onlar gibilerinin de eline düşmeyeceğiz. Altılı masaya veririm. Bu gelmesin de kim gelirse gelsin. Erdoğan'a oy veririm. Altılı masaya. Tayyip Erdoğan kardeşim, altılı masanın bu ülkeye ne vereceğini düşünebiliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ı bütün Avrupa sevmiyor. Seni düşmanın sever mi? Bunu bir düşünün, ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye ne kadar yararlı bir insan olduğunu anlarsınız artık. Erdoğan'a veririm. Erdoğan bitirdi Türkiye'yi. Neyini vereyim? Hukuk yok, adalet yok. Erdoğan tabii ki babacığım. Altılı masa değil. Altılı Ganyan onun ismi. Jokeyler birleşmiş, Erdoğan'ı bitirmeye, yenmeye uğraşıyorlar. Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor, para buldum diyor. Sonra iki gün önce de diyor ki para bulacağım diyor. Kılıçdaroğlu ben lafına inanmam. Amerika'ya hamburger yemeye gidiyorsan bana bunları anlatma yani kardeşim be. Erdoğan kesinlikle oy vermem. Erdoğan'cıyım ya. Yerden göğe kadar Erdoğan'cıyım. Sonuna kadar. Sonuna kadar Erdoğan. Ölene kadar Erdoğan. Toprağa girene kadar Erdoğan. Ben bir çuval soğana, bir ekmeğe Erdoğan'ı vermem. Dünyayı versen vermem. Tabii ki Erdoğan. Ben vatanını, milletini, bayrağını, devletini sevene oy vereceğim. O da Tayyip Erdoğan. Başka kim var? Altılı masa tabii ki ya. Erdoğan'a. Oyum da altılı masa. Büyük ihtimal Erdoğan'a vereceğiz. Yani halk olarak da Erdoğan tekrardan kazanacak. Altılı masaya baktığımız zaman İYİ Parti, HDP. HDP zaten bu vatanın haini abi. Vatan aynı bunlar. Altılı. Projesi var. Biraz onlar yönetsinle var yani. Projeleri var mı abi? Var, dünya kadar. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili var. Ekonomide var. E daha ne olsun? Bu ülkede Tayyip Erdoğan gibi bir adam bu zamana kadar geldi mi, gelecek mi? Geleceğimiz için Tayyip Erdoğan diyorum. Altılı masaya da vermem, Erdoğan'a da vermem. Şu anlık sıkıntılar var ekonomi. Şu an ben de vermeyi düşünmüyorum. Lakin sırf Erdoğan'ı indireceğiz diye de kimse kusura bakmasın ben vatanı ihanet etmem, altılı masaya vermem. Erdoğan'a tabii ki, başka var mı? Herkese veririm, Erdoğan'a asla vermem. Vatan aynı olursam altılı masaya vermem lazım. Vatanımı düşündükten sonra altılı masaya niye vereyim ki? Bayraktarı hesap soracağız diyor. Başka bir şey demeye gerek yok. Başka hiçbir şey demeye gerek yok. Bizim için varsa yoksa şu andaki hükümetin devamı. Bunların iyisi varsa hep beraber destekleyelim. Gösterin, destekleyelim. Ne Erdoğan'ı be? Mahvetti oğlum memleketi. Mahvetti. Anca yol yapsın Tayyip, Amerika'nın kuklası. Erdoğan'a ver. Altılı masaya verebilirim. Bayağı başarılı. Tabii ki Erdoğan'a ya da MHP'ye ya da Bahçeli'ye, öyle diyelim. Altılı masanın ne dediği belli değil. Bunlar toplanacaklar kardeşim. Ülkenin bütün varlıklarını kapatacaklar. Adam diyor ki ben MİT'i başkanını değiştireceğim, savunma sanayisiyle sorunum var. E senin neyle sorunun yok? Senin herkese sorunun var. Din istismarcıları zaten asıl bunlar. Neredeyse seyit oldu, hoca oldu, hacı oldu. Olmayan yok. Bunların hepsi irticacı o zaman. Hepsi irticayı faaliyet gösteriyor. Müslümanlara yaptıklarını şu anda kendileri istismar ederek yapıyorlar. Ülkeye faydaları olmaz. Erdoğan gibi bir lider de bir daha gelmez. Bahçeli gibi bir lider de bir daha gelmez. 15 Temmuz'da hepsini de yaşadık. Ne istiyor ki bu ülkeye? Herkesin her lüksü var. Sokaklarda araba koyacak yer yok. İnsanların gitmediği, oturmadığı restoranlar, kafeler yok. Devlet yetiminden, öksüzünden, duluna kadar, 65 aylığına kadar hepsini veriyor. Anasına babasına bakana kadar para veriyor. Bunlar hangi sosyal devletten bahsediyorlar? Ne zaman yapmışlar bunu? Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yapmışlar mı ki? Yani milleti kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sadece söylem pazarlığı. Enerji çıkaran devletle alay eden muhalefet olamaz yani. Batman'da, Raman'da kaybettikleri, kapattıkları, civa döktükleri petrol rafinerilerinin hepsinden şu anda petrol çıkıyor. Bunların ülkeye ne faydası olmuş Cumhuriyet tarihi boyunca? Sadece başbakan asmışlar. Başbakan asmaktan da öteye gidememişler. Halen aynı tehditteler. Türkiye'de 4 tane uçak varken Adnan Menderes'e 12 uçak dolusu altın kaçırdı, servet kaçırdı diye yaygara yapan tipler bunlar. Bunların ne olduğu belli değil. Biri diyor ki ben Diyarbakırlıyım. Diyor ki bir tanesi ben bilmem neyim. Öbürkü diyor Kürdüm. Kürtçe bilmiyor. Hiçbirinin devletle alakası yok. Sebateisttir birçoğu. Mason grubu bunlar. Selanik'in sebateistleri bunlar. Başka hiçbir şey değiller. Milli değiller yani. Tabii ki altılı masaya. İnşallah Kılıçdaroğlu aday olur. Gönlüm tabii Kılıçdaroğlu'ndan yana. Erdoğan hayatta vermem yani. CHP diyorum sadece. Ne altın masası ya? Benim torunum bu. Gördün? Bundan başkası salışmaz. Ölse bile gene buna oy veririm. Her ikisine de vermem. Her ikisi de milliyetçi değildir. Erdoğan'a ver. Erdoğan milletin öz değerlerine sahip, milletine aynı düşünen, milletini yükseltmeye çalışan bir lider. Bunların derdi milletle değil. Bunların derdi Abdülhamit Han'ı indiren İttihat Terakki ve Masonlar neyse bunlarınki de o. SİHA'ya diyor geldim mi dokunacağım. Niye? Birileri kulağına bir şey mi üfledi ki gelip ona dokunacaksın? Sen niye var olana dokun?
almak istiyor. Aga babaları var ya, yularını tutanlar bunlara ile üflüyorlar kulaklarına ki ne? Geldiler Moşe'yi kapadılar. O zihniyet hiçbir zaman bu ülkeye fayda vermez. 6 tane adam geride duracakmış, milletin seçtiği cumhurbaşkanına direktif vererek yönetecekmiş. Bunların savunduğu demokrasi dedikleri şey buysa ben bunda demokrasi görmüyorum. Şehir hastaneleri dediler şöyle böyle, bizim hastalarımız sokaklarda kalmadı. Cenazelerimiz de kalmadı. Gösteriyordu dünya televizyonlarında ölüleri. Sokaklardaydı. Evcilik oynuyorlar. Ya evcilik olsa gene iyi. Çağ çoluk oynardığı yerde evcilikte bir şeyler var ortada. Yani evcilikte bir şey çıkıyor. Bunlarda o yok. Ayasofya benim için kıymetli bir yer. Bugün açılmış kardeşim ya. Ve bir de bu da bağımsızlığın simgesidir. Ayasofya'nın açılması Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kararlarını, kendi verecek şeyinin simgesidir. Hayır, ötesi değil. Mangal gibi yüreğin olursa açarsın. Halkın arkanda olursa açarsın. Erdoğan'ın kendine as ordusu mu var? Ama halk arkasını niye? Halkın değerini taşıdığı için. Başörtüsünü adam serbest etti. Ne çekti bu milletin çocukları? Kendi okulunda okuyamadı. Ya böyle bir şey olmaz ya. Geçen gün Süleymaniye'yi gezdim. Kendi mezar taşları okuyamadım ya. Ben kendi mezar taşımı okuyamadım kardeşim ya. HDP'ye veririm. Erdoğan'a oy vereceğim. Etrafımız düşmanlarla dolu. Amerika destekli, gizli servisler tarafından beslendiği açık açık belli oluyor. Altılı masa tabii ki. Altılı masada Türkçülüğü kaldıracağım diyen birisi var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Türkçülüğü mü? Hayır, hiç kimse Türkçülüğü kaldıramaz. Ali Babacan diyor ki anayasadan Türk'ü kaldıracağım. Onu AK Partililer diyor. Hayır. Öyle bir Ali Babacan kesinlikle. Hayır canım, kesinlikle öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı CHP'nin genel merkezinde Türk bayrağını kaldırdı. Hayır, kesinlikle yok. Hayır. Ya videoyu siz çekmişsinizdir. Onu videoyu kim çekti? Evet, siz çekmişsinizdir. Tamam, bırak ya. Sizin yayınlamazsın. Erdoğan'a veririm. Altılı masaya aklı fikri olan, evinin yolunu bulabilen bir insanın oy vermesine ben akıl erdiremem. Altılı masa farz edin kazandı. Ya 6 tane kafadan ses çıkacak. Şimdi bunlara nasıl oy verebilirsin kardeşim? Altılı masaya oy vermem. Herkes AK Parti'ye oy versin. Tabii ki Erdoğan reis. Altılı masa tabii ki ya. Anayasadan Türk kelimesini kaldıracağız diyor. Altılı masadan birisi. Onun yorumu yok yani. Yorumu yok. CHP'nin genel merkezinde Türk bayrağını kaldırıyor. CHP'nin baş danışmanı. Yanlış o. Hayır. Kaldıramaz. Evet. Altılı masanın böyle bir zihniyeti varken sen nasıl verebilirsin? Nasıl zihniyeti? Türk bayrağını kaldırıyor. Türk kelimesini kaldırıyor. Projeleri dur. Boş, kimse kaldırmaz. Kimse kaldırmaz onu. Kimse kaldıramaz. Yalan onlar. Ama kaldırdılar abi. Yok. Erdoğan'a veririm. Altılı masana hangisini vereceğim? Hangisini elinden tutulacak var? Erdoğan'a veririm. Cumhur İttifakı'na. Erdoğan'a veririm. Herkese veririm. Erdoğan'a asla vermem. HDP olmasa CHP'ye veririm. Erdoğan'a kesinlikle vermem. Bir milletvekili diyor ki HDP CHP'nin içinden çıkmış bir parti. Öyle bir şey yok kardeşim. HDP'lileri içeriye atan CHP. Erdoğan abi. Erdoğan'dan başka kimse var mı ya? İster Recep Tayyip Erdoğan kazansın, ister altılı masa kazansın, devletimize zevar gelmesin diyor. Erdoğan'a. Erdoğan'a. Erdoğan. Altılı masadan ne çıkar? Erdoğan'a veririm. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan'a. Erdoğan. Erdoğan'a kardeşim. Erdoğan'a veririm ben. Erdoğan'a tabii ki. Çalıştığı için.